SolidWorks programında amortisör tasarımı yapacağım arkadaşlar. Yeni bir sayfa açıyorum. Bir tane daire çiziyorum arkadaşlar merkeze. Çizimlerimizi olabildiğince merkeze çizelim arkadaşlar. Ve buna 120 mm kalınlık veriyorum. Onaylıyorum arkadaşlar. Radyüsümüzü oluşturuyorum. Bu kenara 6 milimetrelik radyüs oluşturuyorum arkadaşlar. Ve üst düzlemden, ortasından geçen düzlemden sağ tık çizim sayfası açıyorum arkadaşlar. Merkezimize bir merkez çizgisi oluşturdum. Ve köşe noktası ile dikdörtgen arkadaşlar. Ölçülendirmemizi yapalım. 7 milimetre ve burası da 7 milimetre arkadaşlar. Ve bu kısım 22 milimetre arkadaşlar. 22 milimetre. Ve ben bunu orta düzlemde çizdim. Keseceğim. Ekstrüzyonla kes. Kör yazan yerde orta düzlem mid plane'i seçiyorum. Fazlasıyla kestim arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya düzene sağ tıklıyorum. Çizim diyorum. Karşıdan bakayım. Daha doğrusu şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Tam ortasından geçen sağ düzlem tam ortasından geçiyor. Sağ düzleme sağ tıkladım. Çizim diyorum. Karşıdan bakayım. Bir tane daire çizeceğim arkadaşlar. Eksen çizgisini çizdim. 10 milimetre arkadaşlar. Ve merkeze bir tane daire çiziyorum arkadaşlar. Dairemizin çapı 16 milimetre arkadaşlar. 16 milimetre. Ve ben buna kalınlık vereceğim. Ekstrüzyonla kat oluştur ve mid plane orta düzlemi seçiyorum. 20 mm kalınlık verdim arkadaşlar. Ve bunun ortasını da keselim. Buraya sağ tıklıyorum, çizim diyorum. Karşıdan bakayım arkadaşlar. Tam orta noktasına 8 mm'lik dairemi çizdim arkadaşlar. Ve sonuna kadar kesiyorum. Çizimimi onayladım. Ve arkadaşlar şu kısma diş açacağım arkadaşlar. Vidamı oluşturacağım. Bu kısma tıkladım. Sağ tık çizim diyorum. Karşıdan bakayım. Bir tane daire çizdim. Dairemiz tam bunun çapında arkadaşlar. 26 mm çapında. Ve unsurlar, eğriler, helix ya da spiral diyorum. Yönümüzü ters çeviriyoruz. Adımım 2 mm olsun arkadaşlar. Hatta adımım 3 mm. Devrim 20 devir verdim arkadaşlar. Toplamda uzunluğu 60 mm oldu. Onaylıyorum. Onayladım arkadaşlar. Ve sağ düzlem ortasından geçen düzleme tam şöyle karşıdan gören düzleme sağ tık çizim diyorum. Karşıdan bakıyorum arkadaşlar. Bir tane üçgen çiziyorum arkadaşlar. Üçgenimi çiziyorum. Ölçülendireyim. Burası 2.2 mm. Buranın derinliği 2.3 mm arkadaşlar. Ve burayla buranın arası 1.1 mm.
Ve arkadaşlar bu çizgiye tıkladım. Bu çizgiye tıklıyorum arkadaşlar. Kontrole basılı tutup aynı doğrultuda olsun diyorum. Ve bu noktaya tıklıyorum. Bu çizgiye tıklıyorum arkadaşlar. Çakışık olsun diyorum. Ve onaylıyorum arkadaşlar. Onaylıyorum. Şimdi unsurların içinde kıvrımlı kes var. Dişimizi oluşturacağız. Kıvrımlı kese tıkladım. İlk önce üçgenimi seçiyorum. Sonra da spiralimi seçiyorum arkadaşlar. Ve onaylıyorum. Kesme işlemini yaptık arkadaşlar. Helix'imize sağ tıklıyorum. Helix'imizi gizledik. Hide'la gizledik arkadaşlar. Dişimizi oluşturduk. Şimdi alt kısmına arkadaşlar sağ tıkladım, çizim diyorum. Ve oraya bir tane daire çiziyorum arkadaşlar. Dairemin çapı 12 mm. 12. Ve kesme yapacağım. 80 mm kesiyorum arkadaşlar. 80 mm kesiyorum. Ve bu parçamı kaydedebilirim. Kaydetmeden önce radüslerimizi doluşturabiliriz arkadaşlar. ...0.5'lik radüslerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar bu kısımlara. Radüslerimizi oluşturduk arkadaşlar. Ve bunu kaydedelim. Kaydediyoruz. Bunu birinci parça diye kaydedelim arkadaşlar. Birinci parça diye kaydedelim vidalı milimizi. Ve yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Yeni bir sayfa. İkinci parçamızı da çizelim. Merkez çizgisi çizerek başlıyorum. Bütün çizimlerimi arkadaşlar merkezden idare ediyorum ben. Burası 110 mm arkadaşlar. Başta kabaca çiziyorum. Sonra ölçülendireceğim arkadaşlar. Burası 13 mm arkadaşlar. Burası ve burasının arası 26 mm. Şurası arkadaşlar 3 mm. Şurası 30 mm. Şurası ise 6 mm arkadaşlar. Evet. Şimdi bu şeklimizi arkadaşlar döndürerek katı oluşturacağız. Evet diyorum. Döndürerek katımızı oluşturuyorum arkadaşlar. Ve ortasından geçen düzlem lerden birisine sağ tıklıyorum, çizim diyorum, karşıdan bakayım. Tabi karşıdan bakmadan önce arkadaşlar şunun radyüsünü de oluşturalım. Radyüs 6 mm. Şu kenara 6 mm'lik radyüsümüzü oluşturduk ve daha sonra sağ düzleme sağ tıklayıp karşıdan bakalım. Şimdi merkez ile dikdörtgenden önce eksen çizgimi çizdim. Köşe noktası ile dikdörtgen arkadaşlar. Çizdim. İki tane çiziyorum. Tam o çizgiyle aynı doğrultuda oluyor. Burası 22 mm arkadaşlar. Burası 22 mm. Burası ve burasının arası 7 mm. Ve burayla buranın arası da 7 mm. Şimdi çift taraflı kesme yapacağım. Ekstrüzyonla kes. Mid plane orta düzlem yani. Fazlasıyla kesiyorum arkadaşlar. Ve oradaki deliklerimizi de oluşturalım. Şimdi arkadaşlar yine sağ ön düzlemden tam ortasından geçen düzleme sağ tıklıyorum, çizim diyorum. Ve karşıdan bakalım. Merkez çizgisini çizdim.
ve ölçülen direğim 10 mm. Bir tane daire çiziyorum. Dairemizin çapı 16 mm arkadaşlar. Ve kalınlık verelim arkadaşlar buraya. Orta düzlem diyorum yine ve 20 mm kalınlık veriyorum. Şimdi arkadaşlar bu üste sağ tıklayıp çizim diyorum. Yine oraya boydan daire kesmemizi yapalım. Çapı 8 mm arkadaşlar ve sonuna kadar kesiyoruz. Kesme işlemini de yaptık arkadaşlar. Radyüslerimizi de oluşturalım. 0.5 mm. Radyüslerimizi de oluşturduk. Onaylıyorum. Ve bu parçamızı arkadaşlar şimdi kaydediyorum. 2 numaralı parça diye bunu kaydedebiliriz. 2 numaralı parça. Ve diğer parçamızı çizelim arkadaşlar. Yeni bir sayfa açtım. Merkeze 2 tane daire çiziyorum arkadaşlar. Küçüğün çapı 26, büyüğün çapı 44 mm ve 10 mm kalınlık veriyorum arkadaşlar. Üste bir kademe oluşturalım. Sağ tıklıyorum, çizim diyorum. Çizim sayfası açık. 2 tane daire çiziyorum. Birisi tam bununla aynı çapta ve diğeri daha büyük bir daire çiziyorum. Küçüğün çapı arkadaşlar 26. Büyük dairemizin çapı 34 mm arkadaşlar ve ona 3 mm çıkıntı veriyorum arkadaşlar. Ve kesme işlemini de yapalım. Üstüne sağ tıklıyorum. Çizim diyorum arkadaşlar. Karşıdan bakıyorum. Bir tane merkez çizgisi çiziyorum. Buradan tepeye kadar ve merkez ile dikdörtgen ölçülendiriyorum. Burası 10 mm. Derinlik ise 6 mm arkadaşlar. 3 mm aşağı inmiş oldu. Kesme işlemi yapalım. 6 mm kesme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Ve bunu unsurlar dairesel çoğaltmayla çoğaltacağım. Döndürme ekseni olarak buraya tıkladım. Bunu seçiyorum. Ve unsur olarak ise oluşturduğumuz kesiyi oluşturdum. Ve 7 tane istiyorum arkadaşlar. Onayladım. Buna bir diş de oluşturalım arkadaşlar. Ondan önce pahımızı kıralım. Pah kırıyorum. Buraya ve bu arkaya diş oluşturmadan önce pahlarımızı kıralım. 2,5'luk pahımızı kırıyoruz arkadaşlar. 2,5'luk pahımızı kırdık. Ve son olarak dişlerimizi oluşturalım. Vidamızı oluşturalım arkadaşlar oraya. Şimdi ben bu yüzeye tıkladım arkadaşlar. Sağ tık çizim diyorum. Ve oraya bir tane daire oluşturayım. Karşıdan bakayım. Dairemizin çapı arkadaşlar 26 mm. 26 mm arkadaşlar dairemizin çapı. Ve oraya helix oluşturacağım arkadaşlar. Unsurlar eğriler, helix ya da spiral. Yönü ters çevir diyorum. Adımımız 3 olsun arkadaşlar. Ve devri şöyle fazlasıyla verdim. Şuradan çıkacak şekilde fazlasıyla verdim arkadaşlar. Onaylıyorum arkadaşlar buradan. Ve düzlem
ortasından geçen düzlemden arkadaşlar bakacağım. Sağ tık, üst düzleme sağ tık, çizimledim, karşıdan bakıyorum. Şöyle içinde görelim arkadaşlar. Nereye gittiğini bir görelim. Kesme işlemini. Evet. Kesimimiz arkadaşlar şurada oluşacak. Şimdi üçgenimi çizeyim ben. Bir tane rastgele üçgenimi çizdim. Şimdi burası 2.2 mm arkadaşlar. Burası ve burasının arası 1.1 mm. Burası ve burası 2.3 mm arkadaşlar. Şimdi bu çizgi arkadaşlar burasıyla aynı doğrultuda olacak. Ve bu nokta arkadaşlar buranın üzerinde olacak, çakışık olacak. Şimdi onaylıyorum. Ben şeklimi oluşturdum. Şöyle tekrar kapalı bakabilirim. Unsurlar kıvrımlı kes. Üçgenimi seçtim. Ve yol olarak helix ya da spiralimi seçiyorum arkadaşlar. Ve kesme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan helix boyunca kesme işlemini bu şekilde yapmış olduk. Yolumu belirttim arkadaşlar ve üçgen şeklimi belirttim. Üçgen şeklinde vidamız oluştu. Tabii biraz önceki vidalı milimizle aynı adım da oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu da kaydedeyim arkadaşlar. Bunu da kaydediyorum. Parça 3 diye kaydediyorum arkadaşlar. Parça 3. Kaydettim. Şimdi montaj sayfası açacağım arkadaşlar. Ve onları birleştireceğim. Yeni sayfa diyorum ve montaj diyorum. Öncelikle ben birinci parçayı açıyorum arkadaşlar. Birinci parçamız bu. İkinci parçayı ve üçüncü parçayı da açalım arkadaşlar. İkinci parçamız ve üçüncü parçamız. Şunu döndürelim. Evet. Şimdi montaj ilişkisi. Burası burayla eş merkezli olacak arkadaşlar. Şöyle altı aldım. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Mekanik montaj ilişkisi. Vida diyorum. Arkadaşlar bu diş kısmının düz yerine tıkladım ve somun şeklindeki bu aparatımızın iç kısmındaki vidanın düz yerine tıkladım. Bunlar 1/1 oranında dönecek ve tersine dönecekler arkadaşlar. Onaylıyorum. Şöyle bir onaylayalım arkadaşlar. Şimdi ben bunu çevirdiğimde kaç tur çevirirsem arkadaşlar oradaki verdiğim adıma göre ilerleyecek arkadaşlar. Evet, bu şekilde aşağı indi. Ben birazdan buna son parçası olarak yay parçası ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekliyle tamam arkadaşlar. Şimdi yay parçasını ekleyeceğiz. Yayı ayrıca çizmeyeceğim arkadaşlar. Yayı bileşeneklerinin altına yeni parçadan ekleyeceğim. Yeni parça. Tıkladım. Benden bir tane düzlem istiyor arkadaşlar. Ve ben düzlem olarak şuradaki herhangi bir parçanın arkadaşlar tam ortasından geçen düzleme tıklıyorum. Ve çizim sayfası açıldı. Karşıdan bakayım. Düz çizgiye tıkladım. Line'a. Bunun ortasından aldım. Tam merkez noktasından almak zorundayım. Ve şu yukarıdaki aparatımızın uç kenarına kadar
Düz bir çizgi çizdim. Çizimimi bir kez onaylıyorum. Ve bu sefer daire çizeceğim arkadaşlar. Daireye tıkladım. Tabii benden yine düzlem istiyor. Şimdi buraya tıkladığımda unsur ağacına en son açtığımız parça buydu. Bunun üst düzlemiydi arkadaşlar. Üst düzlemine tıkladım ve çizim sayfası yine açıldı. Şimdi ben buraya dairemi çizeyim. Ölçülendirelim. Çapı 8 olsun. Merkez ile arası arkadaşlar 22 milimetre olsun. Onaylıyorum. Bir kez onayladım ve unsurların içinde süpürerek katı oluştur var. Tıkladım. Dairemi seçiyorum ve yol olarak ise oluşturduğum düz çizgiyi seçiyorum. Buradan arkadaşlar seçeneklerin içinde normal sabit tut ve kıvrılma değeri belirtin diyorum. Oradan da dönüşleri seçeceğim. Devirleri seçeceğim. Tabii ki daha alt versiyonlar da biraz daha farklı olabilir. Kıvrılma değerini belirtin ve dönüşler yazıyordur. Ve oradan yön 1'e arttırarak kaç diş olmasını buradan isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kaç diş olmasını istiyorsanız buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. 5 tane diş oluşturdum. Onaylıyorum arkadaşlar. Tabii şu daireler yayların alt kısımlar düz olacak. Oturması için oraya. Onun için çizim sayfası hala aktif arkadaşlar. Ben köşe noktası ile dikdörtgen çizeceğim. Şimdi benden yine düzlem istiyor arkadaşlar. Unsur ağacına tıkladım. Birinci parçanın altındaki üst düzleme tıkladım. Üst düzlemde çizdim diğerlerini. Ve şöyle rastgele çizdim arkadaşlar dörtgenimi. Şimdi yaklaşıyorum. Bu çizgim kontrola basılı tutuyorum. Bu çizgiyle aynı doğrultuda. Tabii öncelikle şunu ayarlayalım. Bu çizgim bu çizgiyle aynı doğrultuda. Bu çizgi bu çizgiyle aynı doğrultuda. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Unsurlar tam ortasına çizdim. Ekstrüzyonla kes ve orta düzlem. Şunu fazlasıyla yazabilirsiniz arkadaşlar. Fazlasıyla sildi ama içinin değil arkadaşlar. Kesilecek tarafı ters çevir. İçini seçersek içini siler, yayı siler. Yayın artan kısımları var arkadaşlar. Artan kısımdan sildik ve fark ettiyseniz arkadaşlar burada bir düzlük oluştu. Şimdi orada düzlüğümüz oluştu. Parçamız bu şekliyle tamam. Onaylıyorum arkadaşlar. Yayımızın da rengini biraz değiştirelim. Yayımızın rengini değiştirdik. Diğer parçalarımızın da rengini değiştirelim arkadaşlar. Şu parçamızı da değiştirelim. Evet, siyah renge boyayacağım arkadaşlar. Ben bu dişin olduğu kısmı siyah renge boyadım. Evet. Bu şeklimizi oluşturduk arkadaşlar. Daha doğrusu komple bu parçamızı siyah renge boyadık arkadaşlar. Şu parçamızı da boyayalım. Evet. Renklendirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Şunu biraz daha açık bir renge boyayalım. Evet. Evet, şimdi montaj ilişkisinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunu çevirdim de. Evet, çeviriyorum arkadaşlar. Aşağı doğru iniyor.
Şimdi yayı ayrı olarak çizerseniz esneme hareketini yapmaz arkadaşlar. Şimdi yay burada fazla kaldı. Şu düz kısmı alt, yay beraber inmedi şu an. Ama şu kırmızı yeşil düğmeye tıkladığımda yeniden oluştur dediğimde bakın yayı güncelliyor arkadaşlar. Yayı güncelliyor. Tekrar bu yayı biraz daha indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben yayımı biraz daha indiriyorum. Yayımı güncelliyorum arkadaşlar. Yayımı oraya kadar çekiyor. Tekrar yayımı yukarı kaldırayım. Tabii yay hareketini şeyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hareket etüdüne giriyorum arkadaşlar. Şimdi animasyonunu yapabiliriz arkadaşlar. Bunun yayın esnemesini görebiliriz. Motor hareketi diyorum. Burada animasyonun hareketi etüdünün içinde motor hareketi. Şu üstte şuraya dönme hareketi verelim arkadaşlar. Şimdi bu şekliyle açıyor. Şu şekilde sıkıyor arkadaşlar. Devir sayımızı da 300 verelim. Onaylayalım arkadaşlar. Ve yayın esnemesini yapıyor mu bir bakalım. Onaylıyorum. Şunu da şu hareketi verelim. Karşılıklı diyelim arkadaşlar. Evet. Yayınımızın esnemesini veriyor arkadaşlar. Tabii yayı sınırlandırabilirsiniz arkadaşlar. Neresi arasında esneyeceğini burada belirtebiliriz. Alttaki parçamız zaten ittirince üstteki parça sabitse yay esnemesi gerçekleşiyor. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.